Evet, iyi günler arkadaşlar. Bugün iftar yemeğinde güveç yapacağız. Dağa geldik İdris abiyle beraber. Güvecimizi de yeni aldık. Şimdi güvecin altını yakacağız. Güveci biz zırhlayacağız, doğru mu abi? Nasıl yapıyoruz? Önce güvecin içinde az bir su var. Suyla beraber kaynattıktan sonra o suyu dökeceğiz. Daha sonra kuyruk yağı var. Kuyruk yağını içinde tamamen kavuracağız. Çanağa bunu yedireceğiz. Yanana kadar, kuyruk yağı yanana kadar yedireceğiz. Ondan sonra çanağımız devamlı kullanmaya hazır olacak. Tamam. Şimdi güvecimizin altını yaktık. Güvecimiz ilk ateş yandığı için boş yanıyor. Altında su var. Devamında İdris abim de sebzelerimizi hazırlıyor, güvecin sebzelerini. Evet, güvecimizin sebzelerini hazırladık. Güvecimiz yaklaşık 6 litrelik bir güveç. Biz de ona göre malzemeleri küp küp doğradık. Patlıcanları alacalı yaptık. Fazla bir malzeme koymuyoruz. 2 tane patates, 4 tane patlıcan, ortalama 1200-1300 gram kuzu eti. İçinin malzemeler neydi abi? Onları bir sayar mısın? Şimdi burada patlıcanımız var. Küp küp doğranmış, alacalı doğranmış patlıcanımız var. Küp doğranmış patatesimiz var. Bir tane kapri biber koyacağım. 4 tane soğan doğrayacağım. Bir baş sarımsak ekleyeceğim içine. Burada 150 gram kuyruk yağı var. Yaklaşık 100 gram tereyağı var, köy tereyağısı. Burada da 1300-1400 gram kuzu sırt eti var, kemikli. Evet. Kuşbaşından biraz daha büyük güveçlik doğrattık. Daha sonra domatesle beraber güveci eklediğimiz zaman göreceğiniz güzel bir lezzet olacak. Şimdiden afiyet olsun. Güvecimizi temizledik arkadaşlar. Şimdi içine kuyruk yağını eritmek için tek atıyoruz. Ondan sonra tekrar ateşe bırakacağız. Kuyruk yağı tamamen eriyecek. Bizim tercihimiz böyle. İsteyenler bazıları direkt sebzeleri de üzerine atıyor ama biz böyle yapmayı daha uygun görüyoruz kendimizde. Şimdi bunu ateşte bir saniye Uğur Bey. Evet. Ocağımız zaten hazırdı orada. Bu kuyruk yağı eriyene kadar ateşin üstünde duracak. ateşte kalacak. Daha sonra sebzeleri, eti üzerine ekleyeceğiz. Evet, kapağını açalım. İçine yağ koymuştuk. Bakalım bir. Yağlarımız erimiş. Kuyruk yağımızı tamamen güveç çanağımızda erittik. Mükemmel bir şekil oldu. Şimdi ben sadece etten önce soğanları içine doğruyorum. Sıcak olduğu için fark ediyoruz. En az 3-4 saat böyle bekleyeyim. O yüzden kuyruk yağ sesi bu, doğru mu? Evet. Çanağı ısıttık ya. Evet. Ondan dolayı ısınmış. Yağın üzerine de soğan doğrayınca bu ses de normal. Ama gerçekten güzel. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Zeminle soğanı doğradım. Yerleştirdim. Kaşığını da şöyle bir karıştıralım. Zemine niye ben soğan tercih ediyorum? Etin bütün kokusunu alıyor. Et daha lezzetli oluyor. Böyle iri doğramam sebebi de çabuk pişiyor zaten. Bu güveçte bir şey kalmıyor. Eriyip kayboluyor. Şu an etimizi tamamen yerleştirdik. Biraz önce fark ettiniz. Zeminde biraz soğan var. Biraz soğan da üstüne doğrayacağız. Tekrardan. Dağda keyifli bir gün ama. Tabii. Tabii, tabii. Bu dağda odun ateşimiz hazır orada. Onun üzerine bırakacağız. İftara kadar Allah izin verirse yaklaşık 3 saat
yavaş 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 bu közün içinde tamamen sebzelerimiz, etimiz pişene kadar orada kalacak. Soğandan sonra patatesler mi koyuyorsun abi? Sebzelerimizi yıkadık. Sebzelerimizi yıkadık zaten önceden. Şimdi karışık patates, soğan, patlıcan, yeşil biber. Bunu acı olarak da tercih edebilirsiniz. Tatlı olarak da tercih edebilirsiniz. En üstte de domates doğrayacağız ama bunu her yükleme yaptığımızda kesinlikle böyle baskı yapmamız lazım. Boşluk kalmadan tamamen doldurmamız lazım. Yani şimdi sarımsaklarımızı döşüyoruz böyle tane tane. Biraz sarımsaktı. Tekrar üzerine baskı yapacağız. Böyle. Tekrar şu kalan malzememizi yavaş yavaş. Üzerine bir iki tane de domates. Afiyet olsun. Ondan sonra folyoyla mı kapatacaksın abi hamurla mı? Yok, folyoyla kapatacağım çünkü bu fırın gibi değil. Közde olduğu için içine is, duman falan girmesin pek. Ondan dolayı folyoyla kapatalım. Kendi kapağı var ama biz alüminyum folyo tercih edeceğiz. Şu aşamada üstüne bazıları salça koyuyor ama biz salça tercih etmiyoruz. Sadece domates. O kadar. Şimdi domateslerimiz de aynı şekil. Çok ince. Bu şekilde yerleştiriyoruz. Tuzumuzu ilave ediyoruz. Bir bardak soğuk suyu ilave ediyoruz. Varsa ılık suyu ilave ediyoruz. Zaten kendisi de soğuk. Afiyet olsun. 3-4 saat sonra da pişmiş diye bakarız. Fırından çıkınca da bakacağız tekrar, evet, abi. Aynen öyle. İnşallah. Aynen öyle. İftara da yetişir mi? Yetişir. Tabii. Daha 3 saatimiz var şu an. Yetişir. Peki. Son tuşlar da yapacaksın herhalde. Ondan sonra ocağın üstüne koyacaksın abi. Evet, Allah izin verirse. Domateslerimiz tekrar tuzunu attık, ilave ettik. Şimdiden tuzunu atarsak. Tuzumuz da kaya tuzu herhalde. Evet. Doğal, orijinal kaya tuzu. Az bir tuz ilave ediyoruz. Domatesimizin üzerine böylece. Ondan sonra. Su getirmedin abi. Dur, bir bardak su atalım ona. Evet, bir bardak su atalım. Şimdi arkadaşlar tuzunu ilave ettik. Az bir su ilave ediyoruz. Fazla değil, bir bardak. Yani bir bardak kadar yeterli olacağını düşünüyorum. Evet. Hepsini de koyabilirsin yok, abi. Yok. Zaten az kaldıydı abi. Yok, olsun. Bir bardak kadar, ancak bir bardak oluyor. Daha sonra alüminyum folyomuzu hazırlıyoruz. Evet, şu şekil. Şunu bir kop. Biz dışarıdan yapmıyoruz biz bunu. Çünkü aldığı suyu dışarı akıtacak buharını. Biz buharı tekrar içinde kalsın diye alüminyum folyoyu güveç çanağımızın tekrar içine katlıyoruz. Sanırım anlatabildim. Tekrar yapacağız o kenara. Bu şekil. Dışına katlamıyoruz. İçine katlıyoruz. Evet. Bir parça da tekrar bu tarafa. Bu şekilde
Evet. Afiyet olsun efendim. Kapağı kapatmaya gerek yok. Hayır, hayır, kapağı kapatmaya gerek yok. Bu şekilde ateşimize. Ateşimizin üstüne koyduğunuz. Evet. Güveciniz ne kadar duracak abi burada? Yaklaşık 3 saat böyle alttan, yanlardan odunlarla besleyerek 3 saat sonra mis gibi üstüne kadar zaten ateş biriktireceğiz birazdan. Onu da çeker gösteririz tekrar değil mi? Tabii tabii tabii. Evet, güvecimizi ateşimizin üstüne, közün üstüne yerleştirdik. Etrafında ateşle besledik. Şu anda tam bir fırın görevi yapıyor ateş güveci. Yaklaşık 200 saat sonra inşallah pişmiş olacak. Bir saat güveç taşı böyle ısındıktan sonra zaten 2 saatte kendini anca soğutuyor. Biraz daha aşağı iner herhalde, onu sonra kapağını da kapatırız. Tabii. Ondan sonra kapağını kapatacağız. Evet. Üstteki sebzeler bitsin, düştükten sonra kapağını da kapatacağız. 20 dakika ateş, odun ateşi etrafındaydı güvecin. Kaynadı. Yandı. Kaynadıktan sonra evet, iyice güveç çanağımız ısındı. Altta da közümüz hala mevcut. Alttaki taşlar da ısındı. Şimdi taşların ve güvecin kendi ısısıyla bu yaklaşık 1-1,5 saat kendi kendine aynı bu şekil pişirecek. Ama arkadaşlar, taşlar, ateş değmiyor bakın. Bu taşlar patlamayan taşlar, doğru evet, mu abi? Evet, aynen öyle. Bu patlamayan taşlar, bazı taşlar yapısal özelliğinden dolayı patlıyor. Bu ama patlayan taşlardan değil. Dağdan topladık. Ona da dikkat etmek lazım. Evet yani. Ona da dikkat ettik. Bu şekil kendi kendine bakın. Hiç ateş falan yok. Etrafında hiç ateşimiz de yok. Hala kaynıyor. Kaynamaya da devam eder. Yaklaşık bir saat bu şekilde devam eder. Kendi kendine. O zaman zaten iftarımıza yetişir Allah izin verirse. Fırın görevi yapıyor de. Tabii. Şimdiden yapmak isteyen de olursa afiyet olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçları da kabul etsin. Allah emanet olun. Biçtikten sonra servis aşamasında da inşallah tekrar çekip göstereceğiz. Pekala. Evet, güvecimiz biçti. Evet, güvecimiz İftar vakti biçti. Yaklaştı. İftar yaklaştı. Şöyle yukarıya da doğru çek bir gökyüzüne. Evet, hava karardı. Şöyle bir bakalım abi. Evet. Getir bakayım. Vadiyi de çekelim. Evet. Çekeceğiz orayı da. Maşallah. Oo. İnan. Afiyet olsun. Çok nefis olmuş. Görüntüsü nasıl çıkar onu bilemem ama gerçekten harika bir görüntüsü var. Pamuk gibi olmuş. Salatamız hazır. Etlerimiz, pidelerimiz hazır. Fazlasıyla pişmiş. Evet. Evet. Tatlımız da hazır. Ne diyoruz İdris abi? Afiyet olsun. Herkese afiyet olsun. İnşallah tadı da güzeldir. İnşallah. İftardan sonra tadına bakacağız. Evet. Ne yapıyoruz? Video izledikten sonra abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmuyoruz. Evet, unutmayın lütfen. Hayırlı akşamlar. Allah emanet olun kardeşlerim. Afiyet olsun ağalar. Karnımız doydu. Güvecide kim yapmış, salatayla kim yapmış hiç bahsetmiyor. Ancak afiyet olsun ağa. Uğur yaptı, Uğur.